MKYK sonrası açıklamalarda bulunan AK Parti sözcüsü Mahir Ünal, AK Parti'de milletvekili aday adaylığı başvurularının bugün itibariyle başladığını, 29 Nisan Pazar günü sona ereceğini açıkladı. Seçim İşleri Başkanlığımızın sunumunda Merkez Karar Yönetim Kurulu bazı yetkilerini Seçim İşleri Başkanlığına devretmiştir. Tabii partimiz bütün seçim çevrelerinde seçime iştirak etmektedir. Partimiz listesinden gösterilecek adayların tespiti ve sıralamasının bütün seçim çevrelerinde merkez yoklaması usulüyle yapılmasına, ki bunu da biz 3 ve 4 Mayıs'ta temayüllerimizi gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Tam olarak size söyleyeyim, 2 Mayıs Çarşamba, 3 Mayıs Perşembe ve 4 Mayıs Cuma günü de temayül sonuçlarının tasnifini gerçekleştireceğiz. Yine partimize adaylık başvurularının 24 Nisan 2018 Salı günü başlamasına, yani bugün itibariyle partimize adaylık başvurularını başlatıyoruz ve 29 Nisan 2018 Pazar günü sona eriyor. Ünal, mecliste CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'in yaptığı açıklamaları sert bir dille eleştirerek, başkan vekilliği soytarılık yapma yeri değil, herkes parmağına sahip çıksın dedi. Özellikle bu 23 Nisan özel oturumunda yabancı misyon şeflerinin, büyükelçilerin önünde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin mehabetine uygun olmayan bir dil ve üslubu ana muhalefet partisi genel başkanının kullanması son derece üzücü olmuştur. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 20 Temmuz'da aldığı kararı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çatısı altında konuşan bir genel başkanın sivil darbe olarak nitelendirmesi, diğer taraftan da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni hedef alan bir İşgal girişimini, darbe girişimini bombalamayı kontrollü darbe olarak nitelendirmesi zaten her şeyi özetleyen bir durum. Şunun da bilinmesini isteriz ki grup başkan vekilliği soytarılık yapma yeri değildir. Grup başkan vekilliği bu ülkenin seçilmiş cumhurbaşkanına parmak sallama yeri değildir. Her şeyden önce bir siyasi hareketin liderine bu milletin %52 oyla seçtiği cumhurbaşkanına birilerinin parmak sallama hakkı da yoktur, haddi de yoktur. Buradan açık bir şekilde herkese o parmağa sahip çıkmasını, herkesin kendi parmağına sahip çıkmasını buradan öneriyoruz.